Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda ailede erkeğin sorumluluğu nedir? Erkek ailede ne ifade eder? Ayet ve hadislerle bunun üzerine durmak istiyorum. Kainatta her şey çift olarak yaratılmıştır. Atomların, proton ve nötron, elektriğin pozitif ve negatif yüke sahip olması, bitkiler erkek çiçeğin polenleriyle döllenen dişi çiçeğin meyve vermesi bu konuya misal olarak verilebilir. Kur'an-ı Kerim bu hususta Zariyat suresinin 49. ayetinde her şeyi çift yarattık ki düşünesiniz buyurulmaktadır. Aynı durum çift yaratılış olgusu insanlarda da söz konusudur. Nisa suresinin 1. ayetinde ey insanlar sizi bir tek nefisten yarattık ve rahime atılan nutfeden, spermden erkek ve dişi çiftini yaratan odur. Necm suresinin 45-46. ayetlerinde ifade ediliyor. Ayetleri insanlık alemindeki çift yaratılışın, çift yani erkek dişi yaratılışı ifade etmektedir. Erkek hanımsız, hanım erkeksiz eksiktir. Bu iki varlık birbirini tamamlayıcı özelliktedir. Bu sebepledir ki her şeyin mükemmel olduğu cennette Hazreti Adem'den sonra Hazreti Havva anamız yaratılmıştır. Bu yaratılışta esas olan erkek ve kadının anlamlı bir bütün oluşturarak birbirlerini tamamlamalarıdır. Yani erkekte olan bazı hasletler kadında zayıf iken, kadında güçlü olan bazı hasletler ise erkekte zayıf bırakılmıştır ki birbirleriyle dayanışma içinde hayat sürebilsinler. Tabii ki aile içerisinde erkeğin sorumluluğu çok fazladır. Tahrim suresinin 6. ayetinde ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Değerli dinleyicilerim, Kur'an'da yer alan kavram kavramı ve bu kavramın zikredildiği Nisa suresi 34. ayet erkek ve kadının İslam aile düzenindeki ve fıtrattaki konumunu belirlemek açısından çok önemli ipuçları vermektedir. Kadın ve erkek mukayesesi üzerine kurulu birçok soruları cevaplamaktadır. Nisa suresinin 34. ayetinde kocalar eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar, yani kavvamdırlar. Bunun sebebi Allah'ın bazı insanlara bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi mali yükümlülükleridir. O halde iyi kadınlar, itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl koruduysa kocalarının yokluğunda onların hukuklarını koruyan kadınlardır. Değerli dostlarım, erkek kavvamdır. Ayette bu hükmün illeti de belirtilir. Allah bazınıza bazı noktalarda üstün kılmıştır. Erkeklerin birçok noktalarda kadına karşı üstünlüğü vardır. Fakat bu üstünlüğü aynı organizmaya bağlı uzuvlar arasındaki üstünlük gibi değerlendirmek gerekir. Mesela erkek bu organizmada şayet göz gibi ise kadın da kulak gibidir. Veya erkek beyin ise kadın kalptir. İkisi arasında işte böyle ciddi bir irtibat vardır. Biri kan pompalarsa diğeri yaşar. Onda bir kanama olursa diğeri de durur. Hayatları iç içe girmiş bir vücudun ayrı yanları gibidir. Böyle bir hususiyeti kabul etmekle beraber genel manada erkeğin kadına olan fonksiyonel üstünlüğü de inkar edilemez. Erkek bütün bir senesini faaliyet içine geçirebilir. Bazen en ağır işlerle çalışır. Fiziki ve psikolojik yönden daima daha kuvvetlidir. Kadın ise ayın bazı günlerinde devre dışı kalmak zorundadır. Lohusalık halinde bazen iki aya yakın aktif olamaz. İrade ve fiziki yönden zayıftır. Her zaman toplumun her kesiminin içinde bulunamaz. Onun için çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Değerli dinleyicilerim, İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Haberiniz olsun ki hepiniz çobansınız. Her biriniz idaresi altındakilerden sorumludur. Devlet başkanı olan kimse çobandır ve eli altındakilerden sorumludur. Erkek ev halkının çobanıdır ve eli altındakilerden sorumludur. Kadın evi ve çocuklarının çobanıdır ve ailesinden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır ve ondan sorumludur. Haberiniz olsun her biriniz birer çobansınız ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yani modern çağın insanı ve hususen Müslüman sorumluluk duygusunu geliştirmeye ve pratiğe dökmeye muhtaç. Velhasıl adil bir görev dağılımının yapıldığı ve fertlerin görevlerine bağlı olduğu ve tarafların sorumluluklarını müdrik olduğu bir aile, aradığımız ve özlediğimiz Müslüman aile tipidir. Hanımın ve çocukların dini, ahlaki bakımdan olgunlaştırılması, onların dünya ve ahiret saadetlerine sebep olacak şekilde terbiye edilmeleri erkeğe ait önemli görevlerdendir. Bir erkeğin aile yuvasında dikkat edeceği hususları şöyledir. Aile mutluluğunun sağlam temeller üzerine oturması, salih bir babanın idaresine bağlıdır. İstikameti yakalamış bir aile reisi, ailenin geçimini,
terbiyesini, muhafaza edilip gözetilmesini sağlar. Bu özellikler babanın bilgili olmasına, uyanık, tecrübeli, becerikli, özellikle imanlı ve güzel huylu, güzel ahlaklı olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Değerli dostlarım, iyi bir semt ve güzel komşularla komşuluk yapma bir erkeğin ailesi için en önemli hususlardan birisidir. Ev ister kira ister mülkiyet şeklinde olsun aile fertlerini rahatça barındırabilecek genişlikte ve mümkün olduğu kadar iyi bir semt ve güzel komşulardan seçilmelidir. İmkan varken kötü ve ahlaksız komşuların bulunduğu izbe, sağlığa elverişli olmayan yerlerde oturmayı tercih etmek aile fertlerine haksızlık olur. Bu hata zamanla ahlakın zaafa uğramasına ve aile yuvasının yıkılmasına zemin hazırlayabilir. Bundan dolayı aile reisi, baba, hayat tarzını, çalışmayı, üretmeyi ona göre ayarlamalı, ailesini mağdur etmemeli. Bunun yanında insanların yiyecek içecekleri de çok önemli. Gıdada ölçü ise dengeli bir çalışma sonucunda erkeğin elde ettiği kazanca göredir. Bu hususta ne tembellik etmeli ne de aşırı bir yük altına girmelidir. Erkeğin görevi bu denge içerisinde yiyecek içeceği temin etmektir. Bu denge harcamada israfa sapmamak, gereğinden fazla kısmamak şeklinde kurulmalıdır. Maalesef israf günümüzde en büyük problemlerdendir. Çoluk çocuğun sevdiği yiyecek ve meyveler hususunda babaların hassas ve uyanık olmaları gerekir. Ev içinde utandığından veya sıkıldığından dolayı bir şey isteyemeyen çocukları, bilhassa kız çocuklarını gözetmelidir. Misafire ise ikramda meşru ölçüler içerisinde cömert davranılmalıdır. Bu hem ahlaki bir meziyet hem de insanlık şerefi icabıdır. Evin babası giyim hususunda kendisine, hanımına ve çocuklarına kışlık ve yazlık olmak üzere en az iki elbise temin etmek mecburiyetindedir. Cuma günleri, bayram ve düğün merasimleri gibi sevinçli günlerde giyilmek üzere ayrı elbise yaptırmak da meşru ve mübahtır. Yani günah değildir. İslam dini süslenmeyi de belli ölçüde yasak etmemiştir. Ancak aşırı derecede gösteriş elbiseler giymek, bununla böbürlenip gururlanmak, çalım satmak ve insanlara tepeden bakmak dinimizce yasak edilmiştir. Değerli dinleyicilerim, bir baba çocuklarının dinini öğretme, hanımına İslam'ı, Kur'an'ı öğretme, yaşama noktasında yardımcı olma, çocuklarına dini, İslam'ı, dinimizi sevdirme noktasında gayret etmek mecburiyetindedir. Maddi imkanlar hazırlamanın yanında çocuklarının ve ailesinin manevi yönden ahiretini kazanmalar adına babanın ciddi manada sorumlulukları vardır. Anne ve babalar el ele verirse çocuklarını en güzel şekilde yetiştirmiş olurlar. Okunmayan, Kur'an'dan, sünnetten haber olunmayan, Kur'an'ı ve sünneti araştırmayan, evlerinde kitap bulunmayan, kitapla haşir neşir olunmayan ailelerin ciddi eksiklik içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Zaman zaman hatalara, büyük hatalara girildiğini ifade edebilirim. Kitabı ve sünneti bilemeyen bir ailenin çocuklarına da fazla bir şey verebilmesi mümkün değildir. Hem anne baba kendini kurtarma ve koruma, kollama adına hem de çocuklarına yetiştirme adına mutlaka gayret içerisinde olmalı. Çoluk çocuğunu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruma adına ciddi sorumluluk içerisinde olduklarını hatırdan çıkarmamalılar. Yarın mahkeme-i kübreye gittiğimiz zaman hesaplar görülürken anne baba evladından, evlat anne babadan, hanım beyden, bey hanımdan kaçmaya teşebbüs edeceği bir zaman dilimi içerisinde hesaplarımızı kolay verebilme adına çocuklar anne babaya itaati, hürmeti, saygıyı, Allah'a peygamberi birlemeyi, tanımayı ve dinimizin emirlerini yaşamayı kendilerine adet edinip hayatlarını öyle sürdürmeli, hayatlarını idame ettirmeliler. Anne baba da ahirette cennette beraber olabilme adına hem çoluk çocuğuyla hem eşler birbiriyle dinimizin emirlerini en güzel şekilde yaşamaya gayret etmeliler. Rabbim mahkeme-i kübrada ahirette hesabımızı kolay verebileceğimiz, çoluk çocuğumuzla imtihan olmayacağımız bir şekilde hayat sürmeyi, hesaplarımızı kolay verebilmeyi bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyiciler.